TV'den herkese merhabalar. Seçime sayılı günler kaldı ve seçime gittiğimiz bu günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu Ali Yeşildağ'dan çarpıcı iddialar gündeme geldi. AKP'nin yolsuzluk yaptığını öne süren Yeşildağ'ın bu iddialarını CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile konuşacağız. Sayın Erdoğdu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sayın Erdoğdu, şimdi aslında bu konu başlığı çok geniş. Ancak ilk olarak şununla başlamak istiyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olarak biliniyor Ali Yeşildağ ve önemli iddialarda bulundu geçtiğimiz günlerde. Yolsuzluk yapıldığını söyledi AKP'nin tarafından ve suç duyurusunda bulunanlar oldu bu konu hakkında. Ancak savcılık herhangi bir işlem şu zamana kadar yürütmedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? İlk olarak buradan başlayalım. Vallahi yolsuzluk olduğunu öğrenmek için bu Ali Yeşildağ kimdir bilmiyorum. Bir kardeşinin adı Hasan Yeşildağ, onu duymuştum daha önce. Yani biz zaten yeterince yolsuzluk açıkladık. Evet. Yeni bir şeye, bu işten haberim yok, bu şahsı tanımıyorum. Ama normalde Cumhuriyet Savcılarının görevi şu: böylesine olay, yer, zaman gibi somut bilgiler ortaya konulan ihbarlar ortaya çıkarsa, Cumhuriyet Başsavcılığı o işlemin yapıldığı veya o ihbarın yapıldığı yer itibariyle ibedi soruşturmaya başlatılması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığının görevi kamu malını, kamu çıkarını, hazine yararını korumak. Yani burada tabii bu şahıs hakkında da şey varsa, iddia varsa, yani hakkında yolsuzluk suçlaması olan kişiler, burada Erdoğan ve ailesi söz konusu, onlar da suç duyurusunda bulunursalar da Ali Yeşildağ hakkında soruşturma yapılması gerekiyor. Normal Türk hukuk sisteminde olması gerekiyor mu? Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Ali Yeşildağ 1 milyar dolarlık bir kaset yayınladı son olarak. Akşener de buna cevap verdi. Ortaya çıkaracağız dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumları? Ya bu çok zor değil. O ihale teklifine bakılır. Şartnamesine bakılır. Ondan sonra da şartnameden elenme koşulları neymiş, niye demişler ki, o bir video daha çıktı. İşte vergi dairesi ve bu şeklinde bir şeyler söyleniyor. Bunlar elenme koşulları diye bakılır ve daha sonra da bu havalimanının o süre içerisindeki, işletme dönemi içerisindeki kayıtlı ve kayıtsız karlarına bakıp olması gereken teklif üzerine bir fikir oluşturduktan sonra, bir de tabii tarafların ifadesi alındıktan sonra bir kamu zararı ortaya çıkar. Kamu zararı ortaya çıktıktan sonra da bu ihaleyi düzenleyenler, onay verenler ve katılan şirketten gerekli tahsilat, hazine zararı tahsil edilir. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Siz de yayının başında söylediniz zaten. Bugüne kadar çok fazla yolsuzluğu açığa çıkardığınızdan bahsettiniz. Ancak burada farklı bir nokta var. Çünkü bu isim Ali Yeşildağ AKP'ye yakınlığıyla biliniyor ve seçime sayılı günler kaldı. Seçime bu kadar az bir zaman kalmışken AKP'ye yakınlığıyla bilinen bu isim sizce neden bunları öne sürdü? Vallahi anladığım kadarıyla bir takım şeyleri bölüşememişler. Benim Twitter'da gördüğüm birkaç videodan aile içi sorunları olmuş galiba. Bu bizi ilgilendirmiyor ama bu şahısların anlattığı işler dolayısıyla bu milletin bir hakkı zeval olmuş da tüy bitmemiş yetimin hakkı yenilmişti. İşte o zaman bizi çok ilgilendiriyor demektir. Yani benim gördüğüm kadarıyla kendi aralarındaki bir çekişmeden mütevellit, aile içi çekişmeden mütevellit bir takım ihbarlarda bulunuyor. Bu ihbarlar tabii 15 gün içinde, yani ihbar devralılacak. Ondan sonra bu ihbarlar kamu evraklarıyla karşılaştırılacak ve gereği de yapılacak. Sadece bu ihbarlar değil, yani bunlar için çok küçük bir kısmı, 418 milyar dolar gibi devasa bir boyut var ortada. Evet. Peki şimdi HKP bu konu hakkında suç duyurusunda bulunacağından bahsetti. Sizler de herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Yani şu an buna gerek yok. 5 gün sonra seçim var. Yani bir hukuk sistemi yok ki yetimin hakkını savunacak. Yani bunlara gelinceye kadar neler neler var ortalıkta saçılan, dökülen,
Yani Türkiye'de millet adına karar verecek bir yargı bırakılmadı ki. Cumhuriyet savcılarını görüyorsunuz. Yani statlarda tezahürat yapan insanları 5 dakikada ayakkabı numarasını test edip bulan insanlar bu suçluları mı bulamayacak? Bu bir siyasi şey meselesi. Anayasal düzen meselesi. Türkiye'de anayasal yargı bağımsızlığı ortadan kalktığı için Türk milletini soymak şu an itibariyle fiilen suç değil. Hukuken suç ama takibat yok. Hı hı. Peki şu anki hukuk sisteminden bahsettiniz. Seçimlere de evet yaklaşık 5 gün kaldı. Peki eğer iktidar olmanız durumunda herhangi bir işlem başlatacak mısınız? Seçimlerden sonrası için konuşabilir misiniz bu konuya ilişkin? Ya tabii ki bu işlemlerle ilgili hukuk süreci, idari süreçler başlatılacak. Yani hasar tespit komisyonu dediğimiz bir komisyon makro şeyleri inceledikten sonra her bir bakanlıkta veya müstakil genel müdürlüklerde veya bağımsız kuruluşlarda denetçiler, ki bu denetçiler sadece bir idari denetçiler değil, bir sistem olarak düşünün bunu. Yani dışarıdan da destek alın, dışarıdan dediğim kamu kurumu dışında, yani devlet denetleme kurumundan, Sayıştay'dan, bilirkişilerden de destek alınacak bir denetim mekanizması çıkacak ortaya. Bu denetim mekanizması en somut delillerle ve hukuka en uygun yöntemlerle bu iddiaları raporlayacak. Raporlar sonucunda bir kamu zararı çıkartıp önce idari tedbirler konulacak ve yargıya iletecek. Tabii yargıdan bunun hızla sonuçlanması için veya pişmanlık hükümlerinden yararlanılması için veya ihbar hükümlerinden kolaylıklarından yararlanması için yasal düzenlemeler gerekebilir. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin hakkını yiyenlerden bu hak elbette ki sorulacak ve geri alınacak. Evet. Faiziyle ve cezasıyla birlikte. Sayın Erdoğdu, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Herkesin işi çok rahat olsun. Yani bu seçim kazanılacak bir seçim. Kararlı olmamız gerekiyor. Hukuka saygılı ama cesur olmamız gerekiyor. İnşallah yeni dönem milletimize hayır getirsin diyorum. Herkese hayırlı seçimler diliyorum. Teşekkür ederiz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ali Yeşildağ'ın yolsuzluk iddialarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.